SPK'da sanki artık küçük yatırımcıyı bir nebze korumaya çalışan bir izlenim var gibi arkadaşlar. Son halka arzlarımıza bakar mısınız? Öyle ahım şahım borçları yok. Küçük halka arz gelirleri var. Ve hani tamamını bireysele dağıtma çabası var. Son halka arzımız son gelen Bahadır Kimya haricinde DCT TR'de o şekildeydi. Yine de Bahadır Kimya'da da ben güzel tavan serisi görmeye yakınız gibi düşünüyorum. Bakalım salı günü göreceğiz nasıl olacağını. SPK genel halka arzlarımızı onaylamıştı. Kıraç Kalvaniz, Gündoğdu Gıda. Gündoğdu Gıda'nın şöyle detaylı bilgilerine bir değinelim. Biliyorsunuz 750 milyon TL'den düşük bir halka arz gelir olduğu için tamamen eşit dağıtım olarak halka arz edilecek. Umarız Bahadır Kimya gibi değişiklik olmaz. Şimdi şöyle bir detaylara değinelim. Daha önce taslak iznahname bilgilerini de paylaşmıştık sizde. 35 lira fiyattan 9 milyon lot halka arz edecek. Şöyle detaylara baktığımızda 1 milyon lotta ortak satışı var. 10 milyon lot 350 milyon TL halka arz geliri olacak. Tamamen eşit dağıtım olarak halka arz edilecek. Gelen paranın %85'ini işletme sermayesine koyacaklarmış. %15'ini de GES kurulumu, Güneş Enerji Santrali kurulumu. Halkaz.com sitesindeki detayları daha önce paylaşmıştık. ALB Yatırım konsorsiyum lideriymiş arkadaşlar. Daha önce pek halkazlara katıldığını duymamıştık, görmemiştik. Şimdi gördük. Bakalım nasıl olacak. 9 milyon lot sermaye yatırımı, 1 milyon lot Zülküf Kopuz satış yapacakmış. 1 milyon lotluk ortak satışı var. Dediğimiz gibi %85 işletme sermayesi, %15'i Güneş Enerji Santrali yatırımı. Finansal tabloya böyle bir bakalım. Hasılat 2020'de 344 milyonmuş. Karı 14 milyon. Karlılık çok düşük. 2021'de hasılat 458 milyonmuş. 26 milyon TL karı varmış. 2022'de hasılat 804 milyonmuş. 62 milyon TL karı varmış arkadaşlar. Yani karı hasılatı hemen hemen aynı yükselmiş ama bir onaylı izahnamede gelsin. Bir öyle görelim. %25'i halka açık olacakmış. Gündoğdu gıda, süt ürünleri, sanayi, dış ticaret arkadaşlar. Umuyoruz güzel bir dağıtım olur. Hele bir onaylı zahname gelsin. Hele bir şöyle bir katılım endeksini öğrenelim. Hele bir şöyle bir dağıtımlar değişecek mi değişmeyecek mi ona bakalım. Şöyle bir dağıtım tarihleri bir netleşsin. Yeni gelecek halka arzlarımız tavan serisi devam edecek mi? DCTR bitti gibi görünüyor ama salı günü işleme başlayacak Bahadır Kimya'da durumlar nasıl olacak? Talep toplamaları sırasında borsamızdaki durum nasıl olacak? Bunların hepsini takip edeceğiz. Hepsini de buradan sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Gündoğdu Gıda'da biz katılacağız tabii ki. Yedek akçelerimizi şimdiden hazırlayalım. Biz buradayız. Görüşürüz.